müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken yaralanan Nejat Coşkun ile yeğeni Aynur Coşkun ambulansla Tepecik Eğitim ve İzmir Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamadan dolayı kısa süreli paniğin de yaşandığı olay yerine İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay da gelip bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 kişinin 2 gün önce alkol komasına giren arkadaşlarını getirdikleri devlet hastanesinde hasta bakıcı ve güvenlik görevlisine saldırı anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu görüntüler İnegöl'de bir hastanenin acil servisinden. Olay geçtiğimiz cumartesi gecesi İnegöl Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Alkol komasına giren 4 arkadaş kendilerinden daha kötü durumda olan 28 yaşındaki SG'yi acil servise götürdü. İddiaya göre 3 genç aldıkları aşırı alkolün etkisiyle hasta bakıcı HT ve güvenlik görevlisi AÇ'ye önce hakaret etti. Öfkesi dinmeyen alkollü 3 kişi, 2 kişiyi tartakladıktan sonra acil servis girişinde bulunan otomatik kapının camını yumruk atarak kırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan 3 genç, dövdükleri güvenlik görevlisi ve hasta bakıcının şikayeti üzerine gözaltına alındı. 3 şüpheli ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Acil servisteki saldırı anları ise hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kastamonu'da fıtık ameliyatı için yattığı hastaneden firar eden 50 yaşındaki Mustafa İlyas, gittiği kahvede okey oynayanları izlerken kalp krizi geçirdi. Talihsiz adam hayatını kaybetti. Fıtık ameliyatı olmak için geldiği Kastamonu Doktor Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'nden firar eden Mustafa İlyas'ın bu eylemi yaşamı yitirmesine neden oldu. Ameliyatının bir gün sonra ertelenmesi üzerine tedavi gördüğü hastaneden firar eden Mustafa İlyas, Şehit Piyade Teğmen Cemal Tepeli sokakta bulunan bir kıraathaneye geldi. Burada okey oynayanları izleyen Mustafa İlyas bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mustafa İlyas, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emniyet güçlerinin olay yeri incelemelerinin ardından Mustafa İlyas'ın cenazesi yakınları tarafından köyüne götürüldü. İstanbul Avcılar'da bir barda AIDS'li hayat kadınlarının çalıştırıldığı ihbarını alan polis bara operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 17 kadın için AIDS testi yapılacak. İstanbul Avcılar'da bir barda AIDS'li hayat kadınlarının çalıştırıldığı ihbarını alan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Sanki kaçsak mı olacak? Ekipler dün akşam saatlerinde bara baskın yaptı. Operasyonda aralarında bir işletme müdürü ve 3 personelin de bulunduğu 4 kişiyle 17 hayat kadını polis tarafından gözaltına alındı. Tanınmamak için çanta ve kazaklarla yüzlerini kapatarak Asayiş Şube Müdürlüğü merdivenlerini çıkan iki kadın yere düştü. Basın mensuplarının kendilerini görüntülediği sırada bazı hayat kadınlarının ağlaması ise dikkat çekti. Kadınların HIV virüsü taşıyıp taşımadığı Bakırköy Deri ve Tenasül Hastalıkları Hastanesi'nde yapılacak tahlillerin ardından belirlenecek. Öte yandan müşteri kılığında bara giden ve kadınlarla 250 liraya anlaşan iki polisin operasyonun başlaması için dışarıda bekleyen ekipleri telefonla arayarak Fener Üçledi şifresini kullandığı öğrenildi. Burası duvar. İzmir'in Dikili ilçesinde yamaçta manzarayı izleyen bir kişinin suda gördüğü karartı üzerine başlatılan çalışmada denizin içinde bir cip bulundu. Sürücüsü Gülsel Yılmaz'ın ise öldüğü anlaşıldı. İzmir'in Dikili ilçesinde sahili seyreden bir vatandaşın dikkati yaşanan bir faciayı ortaya çıkardı. Dikili'den Karaburun'a denizi seyretmek için gelen bir kişi dün öğle saatlerinde Bademli köyünde suda bir karartı gördü. Durumdan şüphelenen kişinin ihbarı üzerine gelen ekipler Karaburun mevkiindeki virajdan yaklaşık 20-25 metre açıkta denizin içine gömülmüş olan bir cipin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar çalışma başlattı.
Cipe ulaşan dalgıçlar sürücü koltuğunda 44-45 yaşlarında bir kadın cesedi buldu. Yapılan araştırmada ölen kişinin Gülser Yılmaz olduğu belirlendi. İncelemenin ardından Yılmaz'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cipte vinç yardımıyla sudan çıkartıldı. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor. İstanbul'da kaybolduktan 12 gün sonra can kurtarandaki surlarda cesedi bulunan Amerikalı turist Sarah Sierra cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Adli tıp uzmanları Sierra'nın cesedi üzerinden alınan doku örneklerinin incelenmesi işlemlerini tamamladı. Dokular olayın bir numaralı şüphelisi Ziya T. ile uyumlu çıktı. İstanbul'da kaybolduktan 12 gün sonra can kurtarandaki surlarda cesedi bulunan Amerikalı turist Sarah Sierra'nın tırnak arasından alınan doku örneklerinin incelenmesi tamamlandı. Bu örneklerle aralarında katil zanlısı olarak aranan Ziya T'nin kardeşine ait örneklerin de bulunduğu 59 kişinin DNA'ları adli tıpta karşılaştırıldı. İnceleme sonucu dokular Ziya T'nin kardeşiyle uyumlu çıktı. Cinayeti Laz Ziya lakaplı şüphelinin işlediği neredeyse kesinleşti. Bunun üzerine sıkı takip başladı. Cep telefonu kullanmadığı belirlenen Ziya T'nin uğradığı bütün illerde geniş inceleme yapıldı. Karabük'ten bir minibüsçünün telefonunu kullanarak ailesini aradığı belirlenince baskın yapıldı. Ancak şüpheli 10 dakikayla kaçmayı başardı. Gazi Osman Paşa'da bir iş yerine müşteri gibi giren şahıs kasadaki bütün parayı çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Hırsızın soğukkanlılığı herkesi hayrete düşürdü. Atalarımız boşuna söylememiş, hırsıza kilit dayanmaz diye. İşte İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşananlar bunun en güzel kanıtı. Olay Barbaros Hayrettin Paşa mahallesindeki eski Edirne asfaltı üzerinde bir pastanede meydana geldi. İş yerine müşteri gibi giren bir şahıs, çalışanların dışarı çıkmasını fırsat bilip kasadaki paraları çaldı. Hırsız paralarla birlikte kayıplara karışırken olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler hırsızın soğukkanlılığını gözler önüne serdi. İş yeri sahibi Levent Olgar, hırsızın kaçarken düşürdüğü paraları görünce soyulduklarını anladıklarını ifade etti. Akşam saat 9'da personel bahçeyi süpürmeye çıkmışken girecek kişi, hırsızlığa yeltenmiş kişi onu izleyerek tam sırtı dönük vaziyetteyken içeri dalıyor. Eleman da iyi niyetiyle normal bir temizliğini yaparken sırtı dönmüş vaziyette hırsız elemanı gözetleyerek kasaya doğru yürüyor. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 61 yaşındaki Zeki Arslan kaldırıldığı hastanede öldü. 25 yaşındaki hamile gelini Fatma Arslan ağır yaralandı. Kazadan sonra kaçan 33 yaşındaki sürücü Tahir Şimşek, 45 dakika sonra kontrol etmek için geldiği olay yerinde yakalandı. Ankara'da ATM'lere yerleştirdikleri gizli kamera ve düzenekle şifre ve kart bilgisini ele geçirdikleri vatandaşların hesaplarından yaklaşık 200 bin lira para çektiği öne sürülen 3 kişi yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele Ekipleri bir bankanın suç duyurusu üzerine harekete geçti. 6 ay süren takibin ardından operasyon düzenleyen polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Maskeli eldivenli şüphelilerin ATM'ye gelerek dakikalar içinde bir düzen kurdukları ve ardından para çekmeye gelen vatandaşları bekledikleri belirlendi. Vatandaşlar para çektikleri esnada kullandıkları bankamatik kartlarının bilgileri ve şifresi çete elemanları tarafından yerleştirilen düzenek sayesinde kopyalandı. Zanlıların ATM'lere düzenek yerleştirmesi ise kameralara yansıdı. Çetenin elde ettiği bilgileri İstanbul'a gönderip 20 vatandaşın hesabından yaklaşık 200 bin TL çektiği öğrenildi.
Gözaltına alınan Kadir S., Ömer P. ve Osman Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ'daki Çayda Çıra kavşağında buzlanma nedeniyle bir saat içinde 7 ayrı trafik kazası meydana geldi. 20 aracın karıştığı kazalarda 5 kişi yaralandı. Ekiplerin kazaların ardından yolu tuzladığı gözlendi. Mersin'de alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs aracıyla denize uçtu. Polislerin bütün ikna çabasına rağmen denizin içindeki aracından çıkmayan ve elindeki bira şişesiyle direnen şahıs biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Şahıs aracın camı çekişle kırıldıktan sonra çıkarılabildi. Mersin'de aşırı alkol alan bir şahıs Akdeniz ilçesi Karaduvar mahallesi sahilindeki 3 metrelik uçuruma aldırmadan aracı ile birlikte denize uçtu. Araç denizin içindeki kayaya takılı kaldı. Olayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polisler şahsı kurtarmak için itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ve polis ekipleri şahsı kurtarmak için seferber oldu. Ancak şahıs bütün ikna çabalarına rağmen aracından inmedi. Şahıs polislere ve kendisini görüntüleyen gazetecilere el kol işaretleri yaptı. Polisler şahsı kurtarabilmek için üzerindeki elbiseyi aldırmadan denizin içine girdi. Araç itfaiye ekiplerinin uzattığı halata bağlanarak kıyıya çekildi. Buna rağmen araçtan çıkmayan İrfan F., ön kapıyı kendi imkanıyla açan polislere elindeki bira şişesiyle vurup kapıyı kapattı. Polisler kırılan kelebek camından biber gazı sıkarak şahsı etkisiz hale getirdi. Kırılan arka camdan kapıyı açan polisler şahsı çıkarmayı başardı. Karga tulumba kıyıya çıkarılan şahsa ambulansla ilk müdahale yapıldı. İrfan F. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ailevi sorunları olduğu ifade edilen İrfan F.'nin 37 promil alkollü olduğu öğrenildi. İstanbul Sarıyer'de iki sürücünün yol benim polemiği ölümle bitti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Turan Yıldız hayatını kaybetti. Diğer sürücü ise kayıplara karıştı. İstanbul Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 06 sıralarında Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre Turan Yıldız yönetimindeki araç Sarıyer istikametine doğru yol alırken bir başka araç tarafından sıkıştırıldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Yıldız refüj üzerindeki ağaçlara çarptı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan diğer aracı bulmak için çalışma başlattı. İstanbul Ümraniye'de korkunç bir kaza yaşandı bugün. Bir yolcu otobüsü su vanasına çarptı. Otobüsteki yolcular bir anda suyla dolan araç içinde boğulma tehlikesi geçirdi. İstanbul'da su vanasını patlatan otobüs büyük bir paniğin yaşanmasına neden oldu. Kaza saat 14 sıralarında Kemerdere mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul Belediyesi'ne